Outlook sadece bir e-mail programı değildir. Aynı zamanda tarihi görüntüleyebildiğiniz, takvime bakabildiğiniz, toplantılar, buluşmalar ayarlayabildiğiniz ve buna göre kullanabildiğiniz bir sistemdir. Yine burada postada bu kısımda burada gelen kutusundakileri gördük, düzenlemeyi gördük. Nasıl posta e-mail gönderebiliriz onu öğrendik. Bir altta kişiler, iki altta vardı. Onları öğrendik kişilerde yeni kişi eklemeyi ve düzenlemeyi. Yine burada şimdi de takvime geliyoruz. Takvime geldiğimizde böyle bir görüntü karşılar bizi. İstersek şu postaya geldiğimizde bu takvimi yeni pencerede aç diyebiliriz ve bu şekilde görüntüleyebiliriz ve sonra tamamen büyütebiliriz. Görüyorsunuz burada bu kısımda takvimlerim var. Aşağıda doğum günü takvimi, Türkiye tatil günleri. Burada yan yana açtığımda hepsi sıralanır. Kaldırırsam da tekrar en çok buna en son buna geliriz. Yine burada tarihi görüyorsunuz. Buradan isterseniz ilerleyebilirsiniz ve burada da tarihin küçük bir görünümü var. Buradan da hangi tarihte olduğumuzu görebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar ilerleyebilir ve geri gidebilirsiniz. Burada da saatleri görüyorsunuz. Ve aşağıda görevler var. Başlangıç tarihleri, bitiş tarihi, anımsatıcı tarihi, bulunduğu klasör gibi seçenekler var. Yine burada şu yukarıda gün halindeyiz şu an. Bir yana geçtiğimizde çalışma haftası var. Çalışma haftasına geldiğimizde şu demek oluyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cumayı gösteriyor bize. Yine bakın buradan gittiğimde Mayıs tek tek gösteriyor Haziran, Temmuz, Ağustos gibi. Tekrar bugün şu anki tarihe gelmek için bugüne basıyoruz ve geliyoruz. Yine çalışma haftasına geldiğimizde buradan da gittiğimizde tek tek aşağıya doğru iniyor. Çalışma haftalarını tek tek bize gün ay olarak gösteriyor ay içinde. Yine bir yanda hafta var. Haftaya tıkladığımızda ise tamamen pazartesinden pazara kadar olan bir haftaya gösteriyor bize. Buradan da ilerleyebiliyoruz. Buradan da ilerleyebiliriz istersek. Görüyorsunuz. Tekrar bugüne geri dönüyorum. Hafta içinde. Yine bir yanda ay var. Ayın altında da seçenekler var. Az ayrıntı göster. Orta düzeyde ayrıntı göster. Çok ayrıntı göster. Az ayrıntıya tıkladığım zaman burada görüyorsunuz. Ay ay gidebiliyoruz. Bu şekilde. Yine çok orta düzeyde dersek görebiliyoruz. Eğer eklediğimiz bir şeyler varsa ayrıntısını burada görebiliyoruz. Tekrar çıkıyorum. Çok ayrıntı gösterdi. Burada eğer gerçekten bir görev eklediyseniz ve ayrıntılı bir görevse burada tamamını görebiliyorsunuz yine. En son olarak da zamanlama görünümü var. O da bu şekildedir. 8, 9, 10, 11 saatler. Ve burada takvim ekle. İstersek bu şekilde kayabiliyoruz yana. Ayarlayabiliyoruz. Buradan ismi değiştirebiliyoruz. Bu şekilde gidebiliyoruz. Ve örneğin tekrar geri dönmek için bugüne tıklıyorum. Zamanlama görünümü de bu şekilde. Buraya üstüne geldiğinizde randevu eklemek için çift tıklatın. Bu şekilde randevu ekleyebiliyoruz. Ve takvimlerde de bu şekilde ayarlayabiliyoruz. İstersek şu gezinti bölmesini küçültebiliriz. Tekrar arttırıyorum ya da aşağı doğru çekebilirim ve böylelikle tarih de artar. Ayarlayabilirsiniz bu şekilde. Genel olarak görüyorsunuz takvimde düzenleme kısmı gördüğünüz gibidir.